Hakan Bey, sorunuz var mı? Ya ben çok özür dilerim İsmet abi. Ya bir sorum da şu. Mesela Hakan abi dedi ya, Meral Danış Beştaş hani ya da Dem ne kadar seçime asılacak? Yani aslında bunun ipucunu verdi. Bir kere Meral Danış Beştaş sahaya indi, bir demeç verdi. Onda da çok tuhaf bir şey yaptı. Mesela Murat Kurum'u eleştirdi. Normalde rakibiniz, o yöneten kişi kimse, rakibiniz odur. Ama Ekrem Bayadar hiçbir şey söylemedi. Sadece Murat Kurum'u eleştirdi. Şöyle yapalım, bir dakika. Şimdi Biraz bir enteresan değil mi? Hakan Bayrakçı konuşmadan önce Meral Danış Beştaş'ın bir açıklaması varmış. Bir videolu mesaj yayınlamış. Yanında da Murat Çepni duruyor ama konuşmuyor. Bir onu bir dinleyelim. Hazır değil mi arkadaşlar? Bir dinleyelim. Bir saat önce paylaşmış. Bir dinleyelim. Hazır dendi ama değil mi hazır? Peki, şu an hazır değilmiş. O zaman devam edelim. Hazır olunca dinleyelim. Hazırmış, tamam dinleyelim. Şunu ilk elden ifade etmek isterim ki gönül rahatlığıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adayız. Sevgili Murat Çepni ile birlikte eş başkan adayları olarak zaten çalışmalardayız. Şu anda da Esenyurt ilçe binamızdayız. Başvurumuzda hiçbir sıkıntı yok. Zamanında başvurumuzu yapmış bulunmaktayız. Sevgili halklarımıza duyurulur. Şimdi Esenyurt'tayız dedi. CHP'nin Esenyurt adayı da çekildi değil mi? Yani bahsettiğiniz işbirliği bu mu Hakan Bey? İlçelerde daha çok ön plana çıkacak bir işbirliği mi? İlçelerde ön plana çıkacak bir işbirliği. Diğer taraftan da eğer pusulada Meral Danış'ın adı yazıyorsa aslında Meral Danış'ten ya da Dem'den ne kadar seçmen nereye kayacaktır? Şimdi Hande Hanım, bir siyasi parti bir siyasi partiyi destekleyebilir. Tabii burada problem şu. Yani PKK terörüyle bir bağ kurulduğu için sürekli DEM arasında. Yani bunu açıkçası DEM yöneticileri de defalarca deklare ettiler. Yani bunu gizli saklı da yapmıyorlar. Şimdi bu sıkıntı yarattığı için puanı da var bu partinin. Bazı illerde 10, bazı illerde 8, bazı illerde 15, 20, hatta bazı illerde daha yüksekte seçim bile kazanıyor. Şimdi bu sıkıntıdan dolayı açık destek vermesi ve Kandil'inde yüksek sesle o desteği desteklemesi ya da işte biz şu partiyi destekliyoruz demesi tabii ki o partinin 8-10 puanını oraya yani CHP'ye getiriyor ama CHP'ye gelebilecek başka 3, 5, 7, 8 puanları da engel oluyor. Bu durum bu. Şimdi bunu daha böyle akılcı, daha kurnaz taktiklerle yönetmek gerekiyordu. Kaç seçimdir bu yapılmıyordu? Kemal Bey zamanında yapılmadı bu. Bu sefer dikkatimi çeken şu, ilgimi çeken şu. Şu ana kadar olan bitende evet bir destek var, görüyoruz. Yani bunu sade seçmen de görüyor. Hani bizim gibi işi bu olan ya da bu işi takip edenler değil sadece. O desteği görür herkes ama önceki seçimlerdeki gibi bu sefer yapılmadı. Daha planlı yaptılar, daha akıllıca yaptılar. Hatta aday göstermeleri bile enteresandır burada. Benim bu olayda gözlediğim bu. Bu sefer şu ana kadar olan biten yanlış dediğim, benim yorumlarımdan bahsediyorum. Bunlar yanlış taktiklerdir dediğim şey bu sefer hakikaten yapmadıklarını gözlüyorum. Ama sonuçta elbette bir destek var. Yani CHP'ye destek veriyor bazı illerde, ilçelerde. Dem. Ha, ne tür anlaşmalar yapıldı onu da bilmiyoruz açıkçası. Yani bu anlaşmalar illegal anlaşmalar olduğunu düşünmüyorum. İnşallah öyle değildir tabii. Dolayısıyla bu destek normal ve bunun başka bir nedenden ötürü de kamufle edilmesi de akıllıca. Bu olay gelişmelerden benim çıkarttığım özet, objektif yorum bu. Peki,
Dursun Çiçek, siz ne diyorsunuz? Bu arada şunu da söyleyeyim. Yani CHP'ye destek veriyor, biraz bilinmiyor içeriği ama sonuçta şöyle demişti Özgür Özel, her şey şeffaf yürüyecek demişti. Belli ki o kadar da şeffaf yürümüyor. Dursun Çiçek, sizce de kurnaz bir taktik mi? Planlı ve akıllıca mı? Bazı ilçelerde de DEM CHP'ye destek mi verecek? Hakan Bayrakçı'ya katılıyor musunuz? İtirazınız var mı? Arada özür dilerim. Verdi bile galiba. Bugün bazı İstanbul'un ilçelerinde DEM aday göstermedi. Yanlış mı biliyorum? Bilmiyorum. Ya bildiğimi bilmiyorum. Göstermedi. Tabii evet, verdi. Evet. CHP'de... Hayır. Her şey şeffaf olacak demişti ya Özgür Özel. Yani o zaman hani o şeffaflığı gördük mü görmedik mi, o da ayrı tartışma konusu. Buyurun Dursun Çiçek. Evet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İzleyicileri de sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Öncelikle şu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Şimdi denk güçlerin mücadele ettiği bir seçim, yani CHP ile AK Parti'nin adaylarının yarıştığı bir yerel seçim, kaliteyi getirir, yerel anlamda hizmeti getirir ve özellikle de muhalefetin kazanması denge denetim açısından, yerelde hizmetlerin daha iyi yürütülmesi açısından, merkezi hükümetin bütçe dahil yerel yönetimleri denetleme gücü de dikkate alındığında Türkiye'nin, vatandaşın, yerelde hizmet bekleyen seçmenin yararınadır. Bu bir gerçeğin altını çizeyim. Yani bunu zaten 5 yıldır görüyoruz. Hem bir denge getiriyor. Yerelde de iktidar olursa, aynı iktidar olursa bu denge ortadan kalkar. İşte insan hakları, hak ve özgürlükler, işte adalet, iktidarın baskısını özellikle muhalif olanlar çok daha vahim bir şekilde hisseder. Ama yerelde muhalefetin çoğunlukta olması, iktidarda olması Türkiye'nin demokrasinin geleceği açısından daha tercih edilir. Daha etik, daha bilimsel bir sonuç olur diye düşünüyorum. Bu gerçeğin altını çizim. İkincisi, şimdi ben ara ara kanal yayınlarınızı izledim. Diğer kanalları da izliyorum. Daha DEM Parti'nin başvurusuyla ilgili tartışma başlamadan işte bu bir senaryodur, bir oyundur. İşte CHP bunu gizlemeye çalışıyor, örtmeye çalışıyor şeyleri kamuoyunda herhalde seyircide %80'lere ulaşan bir bilgi seviyesinde aşılanmaya başladı. Yani iktidarın medya gücü karşısında muhalefetin, DEM Parti'nin, CHP'nin böyle senaryo yazma, onu oynama gücü yok. Öyle bir gerçek yok. Yani Türkiye'de öyle bir siyasi gerçek yok. Dolayısıyla her şey kamuoyunun önünde. İktidarı destekleyen, işte en az 15-20 kanalda birden yayın yapan bir cumhurbaşkanımız var. Medya gücü karşısında muhalefetin başka şansı yok. Her şeyi açık oynamak zorunda. Yoksa saatlerce tartışılır ve bu aleyhine algılar ortaya çıkar. O açıdan baktığımızda şunun da altını çiziyorum ben. Eğer terörü reddetmiyorsa, terörün arka bahçesi ise, siyasi ayağı ise, Türk siyasetinde böyle bir parti olmaması lazım. Anayasal kurumların bu partiyi kapatması lazım. Bunu her seferinde tekrar ediyorum. Eğer kapatmıyorsa bu sorumluluk muhalefetin değildir. Bu görevi yapmayan kurumlarındır. Başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere. Eğer kapatmıyorsa özellikle de yürütme, Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi'ne üye seçen makamlar, siyasi gücünü Bahçeli gibi, Vatan Partisi gibi kapatılması yönünde kullanmaktan imtina ediyorsa, bir milletvekilinin düşürülmesi için ne kadar tartıştık, günlerce, haftalarca tartıştık ama bir Anayasa Mahkemesi'nin kapatma kararı vermemesi konusunda hiçbir, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, Adalet Bakanı olmak üzere hiçbir açıklama duymuyoruz. Demek ki bu konuda bir irade ama yok. Kapatılmasını istemiyorlar. Olur, Dursun Bey. Şimdi sonuç olarak şunu söyleyeceğim. Allah aşkına. Cumhurbaşkanı konuştuğu anda yargıya müdahale. Başka şeylere konuşuyor. Şimdi yani Anayasa Mahkemesi, Yargıtay... Yargıya müdahale ediyor. Parti kapattırıyor denir. Yani, Cumhurbaşkanı yargıya müdahale ediyor diye ben Nisan 2009'da suç duyurusunda bulundum. Arkasından 15 gün sonra tutuklandım. Dursun Çiçek işte imzası da çıktı. Niye geziyor ortalıkta? Niye almıyorsunuz diye. Cumhurbaşkanı yargıya müdahalesi ilk ve son değil ki. Bu hikaye epeydir gidiyor. Yani bunda biraz etik olmak lazım, biraz dürüst olmak lazım.
siyaset yargıya müdahale ediyor. Özellikle de muhalefetin müdahale etmesinin bir sonucu yok. Çünkü yargı üzerinde gücü yok. Hakim Savcılar Kurulu, Adalet Bakanlığı, bütün maaşlar, özlük hakları, terfiler hepsi Adalet Bakanlığı kanalıyla yürütmenin kontrolünde. Biz hukuk okuduk, hukuk mağduruyuz. Dolayısıyla yargı ayağını biraz daha iyi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi benim üzüldüğüm nokta şu. Cumhur İttifakı hizmet yarışı, proje yarışı yerine işte DEM Parti ile CHP arasındaki ilişki, ben zul duyarım. Yani bir terörist başının, terörist merkezinin söylemlerini getirip burada kamuoyuna dillendirenleri şiddetle kınıyorum. Yani kan dinle demiş, ne derseniz Allah belasını versin. Onu getirip bu televizyon kanallarında canlandıran, dillendirenler terörle mücadelede Türkiye'ye ihanet ediyorlar ya. Yani. Hiç muhatap almayacaksınız, yok sayacaksınız, adam yerine koymayacaksınız. Onlar da koymak isteniyor. Sözlerinin kamuoyunda tartışılmasını istiyor. Dolayısıyla ben 10 yıl psikolojik harekatçılık yaptım. Yok saymazsanız onların amacına hizmet etmiş olursunuz. Özellikle teröristler için söylüyorum. İmral için söylüyorum, Kandil için söylüyorum. Hep gündeme getiriliyor. Bunu da esefle kınıyorum. Şimdi... Ama Dursun Bey, orada şunu sorabilir miyim o zaman size? Şimdi burada televizyonculara ya da televizyonda yorum yapanlara söylediniz ama... Evet. Kandil'in ittifaklar sürmeli mesajını kendi üzerine görev alıp ilçelerde bir takım ittifaklar yapanların suçu yok... Televizyonlarda yorum yapanların mı terörle mücadeleye zararı var? Aynen öyle. O zaten suçlu, o zaten terörist, o zaten milletin vicdanında... Nasıl yani? Bir dakika. Mahkum olmuş. Bir dakika. Onu niye Dursun muhatap Bey, alıp... Bir saniye. Bir gazeteci olarak ben bunu üstüme alırım. Aynı kefeye koyup tartıya çıkarıyorsunuz. Eğer... Hayır. Dursun Bey, şunu söylüyorum. Eğer Kandil'den ittifaklar sürmeli diye bir açıklama geliyorsa... Ben de bunu eleştiriyorsam ama bu arada ittifaklar sürmeli mesajından sonra eğer Hakan Bey'in dediği gibi ki bazı yerlerde aday göstermemişler. CHP ile DEM arasında bir ittifak varsa, gizli de olsa, ya da bir işbirliği varsa burada gazeteci olarak biz hatalı oluyoruz. Onunla ittifak yapan CHP hatalı olmuyor mu? Şimdi... Sayın Fırat, bakın temsilcileri var, eş başkanları var, mecliste partileri var. Onlar üzerinden tartışalım. Niye teröristler üzerinden tartışıyoruz ki bu olguları? Teröristler üzerinden tartışırsak, tekrar söylüyorum, Milli Savunma Bakanlığı bölücü terör örgütüdür, PKK bile demez. Yani bunun mantığı nedir? Onun tanıtımını, reklamını yapmamak, milletin önüne getirmemektir. Onları yok saymaktır. Dolayısıyla ben bunu defalarca tekrarladım. Yani bu konuda eğitimli olan insanlar da bunu tekrarlar. O açıdan bakın görüntüler var. DEM Parti'nin eş başkanları var, vekilleri var, kurulları var. Onlar üzerinden konuşalım. Bize ne Kandil'in ne söylediğinden. Yani Allah belalarını versin. Dolayısıyla teröristleri lütfen gündeme getirmeyelim. Yani getirirsek onların amacına hizmet ederiz. Onu söylemek istiyorum. Son olarak şu konuyu vurgulamak istiyorum. Bizim seçimlerde, genel seçimlerde ve yerel seçimlerde temel sorunumuz demokrasi. Şimdi belediye meclis üyesi, belediye başkanı, adayları tespit ediliyor. Hepsi Ankara'da. Yerelde kimse yok. Böyle bir demokrasi olmaz ki. Hepsine genel merkezler karar veriyor. Niye ön seçim yok? Niye iki dönem sınırlaması yok? Yani 20 yıl, 30 yıl belediye başkanlığı var. Yani sıradaki insanların bu nöbete nöbeti tutmak isteyen, hizmet etmek isteyen diğer kardeşlerimizin hiç mi hakkı yok? Yani demokratik ülkelerde böyle. Daha dünkü devlet Amerika iki dönemi koymuş kapı gibi. 8 seneden sonra bir daha aday olamıyorsunuz. Yani ön seçim yok. İşte aday dönem sınırlaması yok. Bir başka konu, kadın erkek eşitliği yok. Şimdi CHP övünüyor. Ben %50 olmadan bu övünmenin bir anlamı olmadığı kanaatindeyim. Yani fermuar olacaksa, işte 11 büyükşehir belediyesi varsa 5'i 6'sı kadın olmalı. Yani şimdi 2'ydi 4'e çıkarttık, 5'e çıkarttık değil. Eşit olmalı. Demokrasinin gereği bu. Yani onu kutluyorum tabii. Parti meclisinde MYK'da sağladılar. Onun için Özgür Özel de bu konuda gençleşme ve kadınlarla ilgili aldığı tavır nedeniyle de kutluyorum. Ve tekrar şunu ifade ediyorum. DEM Parti veya başka bir parti.
yerel seçimlerde ittifak yapacaksa, ittifak yok zaten de, yerleşim biriminde seçim işbirliği yapacaksa, bunlar zaten kamuoyundan gizlenemez. Yani şimdi İstanbul'un Esenyurt ilçesinde yani 1 milyona yakın insan yaşıyor. Nasıl gizlersiniz? Yarın meydanlara çıkacaklar, televizyonda haber olacaklar, seçim çalışmaları yapacaklar. Yani demokratik ortamlarda, demokrasilerde bunu gizleyemezsiniz. Hele muhalefetseniz hiç gizleyemezsiniz. Çünkü iktidarın medya gücünü bilmeyen yok. Bir şey ilave etmek istiyorum İsmet Bey. Zaten öyle olmadı mı Allah aşkına? Ali Gökmen'i aday göstermişlerdi Esenyurt'ta. Geçtiğimiz gün geri çekildiği duyuruldu. Gökmen'in yerine İstanbul İlgi Hukuk Komisyonu üyesi eski CHP İl Başkan Yardımcısı İsmail Topkaya geldi. Ahmet deniyor. Özer'i gösterdiler. Öyle mi? Tabii. O kime yakın? Ahmet Özer HDP'nin HDP'li. 2015 yılı Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı. HDP'nin eski danışmanı. Ahmet Bey yani HDP. Demek ki HDP dedi ki bu olacak. Siz adına ittifak demeseniz de işbirliği var. Ya şimdi siyasi tarihimize bakın. AK Parti'de milletvekili olmuş, arkasından gitmiş, HDP'de milletvekili olmuş, yönetici olmuş bir sürü siyasetçi var. Yani bu geçişkenlik hep vardır. Ama dur, dolayısıyla aynı şey değil. Şimdi biz şöyle bakın, yerel seçimde Balıkesir adayını açıkladık. Sonra İyi Parti ile anlaştık, Bey. Adayımızı geri çektik. Dursun yani, bir bu gayet doğal kamuoyunun önünde. Bir saniyenizi rica edeceğim. Bakın yani, Ayşegül Doğan. Ben soruya cevap veriyorum Sayın Yiğiter. Dursun Bey, Ayşegül Doğan. Bir saniye, DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan'ın basın toplantısından okuyorum. Birebir dün yaptığı basın toplantısında. Diyor ki Mersin, Akdeniz ve Esenyurt'ta uzlaşı sağladık. Nerede bunun Adana gizliliği? Ve İstanbul'un bazı ilçelerinde her şey işte, kamuoyunda görüşmelerimiz sürüyor. Şanlıurfa adayımızda kent uzlaşısı kısmen sağlandı. İzmir kent uzlaşısı kapsamında da görüşmelerimiz devam edecek. Adres ağırlıklı olarak bazı yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi olacak, bazı yerlerde biz olacağız. Yani hani DEM'le CHP'nin ittifakına ister kent uzayısı deyin, ister yerel baz deyin. Ya o zaman örtmenin anlamı yok ki, bence açık olsun.